İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir Kanal 64 televizyonun ekranlarından da herkese iyi akşamlar. Bu akşamki programımızın konuğu, yüz yüze programımızın konuğu Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Ayhan Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim başkanım. Başkanım şöyle bir kısa olarak bir biyografi, özgeçmiş alabilir miyiz seyircilerimiz sizi tanımak adına? Selçuk Özdağ, Konur doğumlu. İlk ortaokul ve lise tahsilini Ankara'da yaptı. Daha sonra Manisa'da akademi, ardından da İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. Kendisi gençlik yıllarında Selçuk Özdağ olarak gençlik liderliği yaptım. 12 Eylül 1980 darbesiyle beraber ülkücü kuruluşlar davasında yargılandım ve idamla yargılandım. 7 yıl cezaevinde kaldım. Daha sonra hemen hemen Türkiye'nin tüm siyasi parti katmanlarıyla, sağ sol olayları sonrasındaki tüm gençlik liderlerin hemen hemen aynı cezaevlerini paylaştık. Manisa cezaevini, Şirinyer Askeri cezaevini, Buca cezaevini, Ankara Ulucanlar cezaevini gibi yerlerde bulundum. Çıktıktan sonra Muhsin Yazıcıoğlu'yla siyaset yaptım. Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda aktif rol oynadım. 17 yıl orada Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği, Yüksek İşaret Kurulu üyeliği, Genel Başkan Başdanışmanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum. Başbakanlık Sosyal Yardımcı Dayanışma Fonu'nda çalıştım. Basın Yayın Enformasyon, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon İzmir İl Müdürlüğü'nü yaptım. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde ve Muğla Sıtı Koçman Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. Gazi Üniversitesi'nde master'ımı, doktoramı yaptım, doçentim. Ve daha sonra ise Muhsin Bey'in ölümünden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Sayın Arınç'ın tavasutlarıyla katıldım. Orada 3 dönem, 24, 25, 26. dönem Manisa milletvekilliği yaptım. Manisa benim acılarım annelik yapan şehir. Bir köylü çocuğunu, bir gecekondu çocuğunu tütün kırarak, pamuk toplayarak, ayakkabı boyayarak, su satarak hayatını idame ettirmeye çalışan bir köylü çocuğunu 3 dönem parlamentoya gönderdi o güzel insanlar. Ve Ahmet Davutoğlu'na karşı yapılan parti içi darbede Sayın Ahmet Davutoğlu yanında yer aldım. Çünkü yapılan yanlıştı. Kendisine karşı bir darbe girişimi vardı. Daha sonra ise Sayın Davutoğlu ile beraber bir parti kurduk. Oranın kurucusuyum. Sivil Toplum Halkla İşler Başkanıyım. Ve aynı zamanda genel başkan yardımcısı olarak görevi ifa ediyorum. Yayınlanmış 3 kitabım var siyasi olarak. Mesleğimle ilgili de 4 kitap var. Şimdi yeni bir kitap çıkıyor. Bir kitabın ikinci başkası terör ve bölücülük üzerine. İkinci kitap ise kimse yazamazken yazdım, kimse konuşamazken konuştum. Zor zaman yazıları yine son 6 yılda yazdıklarım. Ve bir de Muhsin Yazıcıoğlu'nun devlet adamlarıyla görüşmeleri, sır görüşmeleri. Bunu da yazdım ve şu an yayın evinde büyük bir ihtimalle Ağustos'un sonunda, Eylül'de ve Ekim'de olmak üzere 3 tane kitabımız piyasada olmuş olacak. Böylece de 5. kitabımız yayınlanmış olacak. Evet, Selçuk Özdağ evli, 2 çocuk babası, bir tanesi yeni üniversiteyi bitirdi. Uluslararası İlişki, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişki, bir tanesi ise üniversite hoca, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, doktora yapıyor kendisi. Şimdi başkanım, bayağı bir renkli bir siyasi geçmişiniz var. Hemen hemen bütün partilerde bulunmuşsunuz. Öncelikle soruyu sorayım ben. Bütün partilerde değil, 3 partide bulundum. Şey, bütün partilerden kastım yani bulunduğunuz partilerden. Gelecek Partisi. Şimdi Gelecek Partisi neden kuruldu? Gelecek Partisi niçin kuruldu? Gelecek Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapıp daha sonra orada %50 oy aldıktan sonra Ahmet Davutoğlu ve bizler %50 oy aldık 7 Kasım 2015 seçimlerinde. Daha sonra burada bir yandan Sayın Erdoğan'ın egosu, bir diğer yandan yapmak istediklerimize engel olmaları, yani siyasi partiler nasıl yürümesi lazım? Ahlakla yürümesi lazım. Evet. Yolsuzluğu ve hırsızlığı önleme yasası çıkartmak istedik. Aynı zamanda imar yasası çıkartmak istedik. Siyasi ahlak yasası, siyasi etik yasası çıkartmak istedik. Buna itiraz ettiler.
Ardından vize, Avrupa ile vizesiz dolaşınma hakkını elde etmek için gayret sarf ediyorduk. Ve bununla ilgili çalışmalarımız son aşamaya gelmişti. Gerek Merkel görüşmelerimiz, gerek Rutte görüşmelerimizle. Ve Anadolu'nun insanları yaşlısından gencine kadar Avrupa'daki 26 ülkeye vizesiz gezeceklerdi, serbest dolaşım hakkı elde edeceklerdi. Aynı zamanda da Gümrük Birliği Anlaşması'nı Çinler döneminde aleyhimiz olarak neticelenen, çok zararlı çıktığımız Gümrük Birliği Anlaşması'nı Türkiye'nin lehine olarak revize etmek istiyorduk. Bir diğer yandan da oldukça başarılı olmuştuk. Siyasette başarılı olmuştuk ve biz seçimlerde, 7 Kasım seçimleri öncesinde ne söz verdiysek hepsini 4 ayda gerçekleştirdik. Milletimize seçim öncesi ne vaat ettiysek hepsini 4 ayda gerçekleştirdik. Ve biz görevi bırakırken dolar çok düşüktü. 2.80'di. Euro 3 lira civarındaydı. Evet. Bugün dolar 10 lirayı buluyor hemen hemen. Euro 10 lirayı geçti. Bir diğeri. O nedenle enflasyon çok düşüktü. Faizler çok düşüktü. Cari açığımız azalmaya başlamıştı. İhracatımız artmaya başlamıştı. Türkiye yeniden itibarlı bir ülke haline geliyordu. Bir yandan Sayın Erdoğan egosu, bir diğer yandan FETÖ, bir diğer yandan terör örgütleri, bir diğer yandan egemen güçler, Türkiye'de defosu olmayan insanları sevmiyorlar. Türkiye'de zaaflar olmayanları sevmiyorlar. Zaafınız olacak, defonuz olacak. Türkiye'nin sizi kullanışlı hale dönüştürecek yaptığınız zaaflar ve de aynı zamanda Türkiye lehine çalışamayacak duruma düşeceksiniz. Rehin olacaksınız, rehin alınacaksınız. Ömer Seyfettin'in biyet hikayesinde olduğu gibi bizlere karşı bir operasyon yapıldı. Daha sonra Ahmet Davutoğlu burada görevi bıraktı. Ve de bilahare ise burada uyarılarımızı yaptık. Gerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yanlışlığı noktasında, gerekse de çeşitli konularda, terörle mücadelede, enflasyonda, Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediklerini ve peşine takılmaları konusunda çok ciddi çalışmalarımız oldu. Onun için bizler bunlara müdahale etmek istedik. Uyarıcı vazifemizi görmek istedik Ayhan Bey. Bu gerek yazılarımızla, mektuplarımızla, gerek sözlü olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nı uyardık. Ama dinlemediler. Bu sefer Anadolu'yu gezdik. Peki İstanbul gibi. Başkanım, burada dinlememe sebepleri bir gruplaşma mı vardı, yoksa dışlandınız mı? Hayır, bir dışlanma. Tabii ki şöyle, bir gruplaşma yoktu. Bir dışlanma söz konusuydu. Ve bizim başarımızı kıskandılar. Bizim daha büyük başarılara imza atacağımızdan çekindiler. Ve dediler ki bu parti benim partim. Oysa ki o partiyi millet kurmuştu. Birileri burada öncülük yapabilir, sözcülük yapabilir. Ama kendisini milletin yerine koymak doğru değildir. Her partiyi millet kurar. Ve millet orada teveccüh eder. İktidar yapar sizi. İktidar yapmışlardı. Sayın Davutoğlu'nun başarıları burada bunlar tarafından kıskanıldı. Ve daha sonra ise biz uyarıcı vazifesi gördük. Kulak arkası yaptılar. Kulaklarına küpe yapmaları gerekirken işte ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Sedat Peker açıklamalar yapıyor. Yargı evet. Yok. Sedat Peker açıklamalar yapıyor. Adalet Bakanı yok. Sedat Peker açıklamalar yapıyor. İçişleri Bakanı yok. Sedat Peker açıklamalar yapıyor. Cumhurbaşkanı yok. Sedat Peker açıklamalar yapıyor. Külliye yok. Ve eğer Sedat Peker'in söyledikleri yalansa, yanlışsa bunu ispat etmeniz lazım. Doğru değil demeniz lazım. Oysa ki Sedat Peker'in konuşmaları iddia olmaktan çıktı. İfşaat haline dönüşüyor. Ne söylediyse bunların doğruluğu konusunda hemen hemen Türkiye hemfikir. Mesela bu Yalıkavak Marina'nın başkanı olduğunu Mehmet Ağar'ın biliyor muydu? Hayır. Hayır, bilmiyordum. Peki yönetim kurulu üyesi olduğunu oğlu Tolga Ağar'ın Elazığ milletvekili biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Bilmiyorduk. Şimdi Mehmet Ağar Türkiye'de genel müdürlük yapmış, valilik yapmış, bakanlıklar yapmış, parti genel oğlunu getirmiş. Oğlu da buradan milletvekili olmuş. Yönetim kurulu üyesi bilmiyorduk. Peki Binali Yıldırım'ın oğlunun Venezuela'ya gittiğini biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Binali Yıldırım'la öğrendik oraya kit götürdüğünü, sağlıkla ilgili Covid'le ilgili maske götürdüğünü. Sonra ben sordum. Sayın Binali Yıldırım, siz niye konuşuyorsunuz? Çocuğunuz konuşsun. Oğlunuz burada itham ediliyor. Venezuela'ya gitti ne diyerek. Oğlunuz niye konuşmuyor? Oğlunuza sorular soralım. Bir basın toplantısı yapsın. Oraya gazeteciler gelsin ve sorsunlar. Sonra Abdülkadir Selvi bunda açıklama yaptı. Efendim sembolik götürüyor dedi. Yani böyle bir 300-500 tane götürüyorum size. Venezuela'ya niye götürüyorsunuz? Venezuela'da ne işiniz var sizin bununla ilgili? Aldığınız kitin faturası nerede? Aldığınız maskenin faturası nerede?
Hangi gümrükten geçti bunlar? Hani gümrük belgeleri? Hangi devlet adamına teslim ettiniz? Hangi derneğe, hangi vakfa? Baktılar ki işin içinden çıkamayacaklar. Bu sefer de Abdülkadir Selvi yardımlarına koştu. 12 daha da büyük hataydı. Daha da büyük yanlıştı. Efendim şunun ayrancı şeyin şahidi şudur. Anadolu'da tabir vardır. Beni mazur görün. Ardından Sedat Peker'in Sezgin Baran Korkmaz olayını biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Bilmiyorduk. Süleyman Soylu bu sırada 10 bin dolar maaş alan bir mafya babasından, siyasetçiden bahsetti. Hala o siyasetçi kim bilmiyoruz. Süleyman Soylu. Size meclis başkanı bir mektup yazdı, onu bana bildir diyerek. Bir mektup yazdınız, adını yazmadınız. Meclis başkanını ziyaret ettiniz, adını söylemediniz. Televizyonlara çıktınız, adını söylemediniz. Hala bekliyoruz. Beklemeye devam edeceğiz Soylu. Ben İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Bak seni değil Adalet Bakanlığı'nda, seni İçişleri Bakanlığı'nda yarın görevi bıraksan da ki bırakacaksın görevi ve yargılanacaksın. Mutlaka Yüce Divan'a gideceksin. Bir erken seçimde veya normal yapılacak seçimde ki Türkiye'de bir erken seçim olacak, seni mutlaka Yüce Divan'a göndereceğiz. Sadece seni değil, çoğu kişiyi, Ruhsar Pekcan'ı da göndereceğiz. Sadece Ruhsar Pekcan'ı değil, daha önceki Ulaştırma Denizcilik Habercilik Bakanı ile ilgili konuyu araştıracağız. Daha önce görevden alınan belediye başkanları ile ilgili görevler araştıracağız bunlarla ilgili. Hepsini, bütün ihaleleri araştıracağız. 21 B'lik bütün ihaleleri araştıracağız. Davetiyeli ihaleler yetmez. Kamu yararına çalışan vakıfları, dernekleri araştıracağız. Kimler buralara hibelerde bulunmuş? Hangi ihaleleri almışlar? Bu kamu yararına kurulan vakıfları kimler imzalamış? Kime yakın bu vakıflar? Niye kamu yararına olur? İmtiyazlı vakıflar, vergiden muaf vakıflar, ihalelerde öncelikli vakıflar, yardımlarda öncelikli vakıflar ve dernekler hesap verecekler. Hibelerle ilgili hesap verecekler. Projelerle ilgili hesap verecekler. Bunlarla ilgili. Ve de biz buradan yeni bir parti kurma lüzumunu hissettik. Baktık ki dinlemiyorlar ve yeni bir parti kurmadan önce bunlar bizi kesin ihraç talebiyle disipline vermek istediler. Ve biz de hemen bunlara müdahale ettik. Ne dedik? Bir dakika, Türkiye'de bir başbakan ihraç edilmişti, Celal Bayar. İlk defa bir genel başkan da ihraç edilecek. O zaman ne yapalım? Bu genel başkanla ilgili bu ayıbı yaşatmayalım bunlara. Biz istifa ettik. Ve biz 13 Eylül günü, 2019 günü 13 Eylül'de Ankara'da yaptığımız bir toplantıyla dört arkadaşımız Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı bizi kesin ihraç talebiyle vermişlerdi. Sonra burada Selim Temurcu ve Nedim Yamalı Bey'i de aynı şekilde buraya dahil etmek istediler. Onlarla beraber bir basın toplantı düzenledik. Daha sonra ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün söylediklerimizin tersini yapmaya devam ettiğini görünce de burası artık iflah olmaz, burası iflas eder, burası millet desteğini kaybeder. Biz yeniden Anadolu yollarına çıktık ve milletimize sorduk. Parti mi kuralım, dernek mi kuralım, vakıf mı kuralım, STK mı olalım yoksa bir platform olalım? Millet bize parti kurmamızı istedi ve bir parti kurduk. 12-12-2019 saat 12'de. Ve 2019 toplasam o da 12 yapıyor. Demek ki 12'de bir parti kurmuşuz. 12'den isabetli olsun diyerek, tam 12'den isabet edelim diyerek. 1,5 yıldır bu partinin programını yazdık. Tüzüğünü kurduk. İlçelerini örgütledik, illerini örgütledik. Büyük kurultayımızı yaptık 1 Kasım itibariyle. Seçimlere girme şartına haiz olduk. Aynı zamanda da örgütlenmeye devam ediyoruz. Kongrelerimiz devam ediyor. Türkiye'nin problemlerini dile getirdik. Kanal İstanbul'dan tutun Covid ile ilgili esnaflara kadar, Covid tahvilinden tutun işte hayvan haklarına kadar, hayvan haklarından tutun engellerin erişilebilirliğine kadar, oradan tutun enflasyona kadar, enflasyondan tutun işte faizlere kadar, dış borçlara kadar, paramızın değerinin kaybetmesine kadar, hemen hemen çevreyle ilgili, turizmle ilgili her konuda duyarlılık göstermeye çalışan bir parti. Gelecek Partisi iyi ki kuruldu. Bizler iyi ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetim mekanizmalarından ayrıldık. Şimdi de milletimiz oradan ayrılıyor ve milletimizle yeni bir liderle, yeni bir genel başkanla, yeni bir partiyle buluşmak için yola çıkmış vaziyette. Şimdi başkanım, önce bir Sedat Peker'den açılmışken Nihal Olçok, sanırım Gelecek Partisi üyesi bir bayan, geçenlerde bir tweet atmıştı Peker'den. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyemiz ve aynı zamanda İletişim Başkan Yardımcımız. Sedat Peker'e bir
tweet atmıştı. Hani adres ver, lokasyon gönder, geleyim de demişti. Burada Sedat Peker'le nasıl bir görüşme olacaktı? Bilmiyorum. Kendisine sormak lazım. Sedat Peker şu an aranan bir kişi. Firari bir kişi. Bir kere ona bir lokasyon gönderemez. Göndermez. Onu zaten evet. Bir yandan şu an Süleyman Soylu arıyor. Çok heves ediyor onu yakalamayı, onu getirmeyi. Onu kendisine sormak lazım. Nasıl, neden böyle bir tweet attığını, neden bir lokasyon istediğini, onu bilmiyorum. Kendisine soralım. Evet. Başkanım, Peker'den açılmışken zor mu bulunması bugünkü teknoloji şartlarına göre? Onu bilemem. İstediklerini getiriyorlar, buluyorlar. İşte FETÖ'cüler diyerek. İşte Fethullah Gülen'i getiremiyorlar. Çok mu zor Fethullah Gülen'i getirmek? Amerika'ya gitmiş, kırmızı bültenle aranan, darbe yapmış bir adam. Bununla ilgili hangi dosyalar gönderildi? Bu dosyaların da Adalet Bakanlığı tarafından açıklanması lazım. Hatta bir Amerikalı gazeteci bana sorduğunda şunu söylemiştim. Amerikalı gazeteci bana demişti ki, Türkiye, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye gelmesi, bugünkü hükümet Türkiye'ye gelmesini ister mi? Bilmem ki dedim. Ama Amerika'ya düşen görev şu. Amerika Türkiye'nin gönderdiği dosyalarla dedi, gönderilmesi mümkün değil gözüküyor. Yetkililerle görüştüm. O zaman yetkililerinize söyleyin, Türkiye'nin gönderdiği dosyalar İngilizce, Türkçe, Arapça, Rusça, İspanyolca, Fransızca, Almanca olarak Çince bütün Türkiye'ye, dünyaya yayınlasın. Bütün dünyanın hukukçuları görsünler. Türkiye'nin gönderdiği dosyalarla bu adam teslim edilmez veya Türkiye'nin gönderdiği dosyalarla bu adamın Türkiye'ye teslim edilmesi gereklidir şeklinde kanaat sahibi olunsun dedim. Sedat Peker'in Türkiye'ye gelmesinden çekiniyorlar. Neden çekiniyorlar onu söyleyeyim. Sedat Peker gelirse mahkemelerde söyleyecekleri her şey belgeli olarak konuşuyor zaten. Bir kim beni yalanlarsa ben onunla ilgili açıklamaların belgeli yaparım diyor. Ve onları konuşmalarımızla yaparım, belgelerle yaparım, donelerle yaparım diyor. Türkiye'ye gelmesini istemiyorlar herhalde. Bir diğer taraftan da kendisi şu an aranmadığını söylüyor. Ve Türkiye'ye teslim edilmeyeceğini ifade ediyor bulunduğu ülke nedeniyle diyor. Yani teslim edilip edilmemesi, Türkiye'ye getirilip getirilmemesi, yakalanıp yakalanmaması ayrı bir konu. Ama önemli olan kimin söylediğinden ziyade ne söylediği önemlidir. Sedat Peker bir yandan Marina'yı söylüyor, çökme evet. diyor. Bir diğer yandan 66 milyon dolarlık bir çökmeden bahsediyor. Bir diğer yandan Sezgin Baran Korkmaz'ın İçişleri Bakanlığı'na davet edildiği, ertesi gün yurt dışına gönderildiğini söylüyor. Kendisinin de aynı şekilde Süleyman Soylu'nun ikazıyla yurt dışına çıktığını söylüyor. Ve öz ışıklarla, gazetecilerle konuşmalarını yayınladı biliyorsunuz. Boş ıslar nargile çekerek. Orada Sedat Peker'le konuşmalar yapıyorlar. Evet. Aracılık yapıyorlar. Sonra önceleri onunla konuştuysam, tanıştıysam şuyum buyum gibi en ağır şekilde bir kendilerine hakaret laflarını koyuyorlar ama görüştükleri ortaya çıkıyor. Ve Sedat Peker daha da konuşacağını söylüyor. Şimdi burada özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı oy kaybetmeye başlamıştır. Ve oyları %51,5'tu. Şu an ise oyları 30'lar civarında. Yani 20 puan üzerinde bir oy kaybettiler. Bu 20 puanı muhalefet partilerin mücadelesiyle kaybettiler. Hem Türkiye'yi kötü yönettiler, yönetemediler. Hem de muhalefet burada kendisini gösterdi. Yani düne kadar alternatif yok diyenlere alternatiften olacağını gösterdik. İşte yeni kurulan partiler, Gelecek Partisi dedik ve diğer partiler. Biz yeni bir partiyiz. Ve alternatif izledik. Eskiden Cumhur İttifakı olduğunda ya kime oy vereceğiz canım? Alternatif evet, mi var? Diyenler vardı. İşte biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi oy vereceğiz veya şuraya mı oy vereceğiz diyorlardı. Ama şimdi ise alternatifler var ve bu alternatiflere de teveccüh var. Bu altı partinin lideri yani Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan Meral Akşener, bir yandan Temel Karamoğluoğlu, bir yandan Gültekin Uysal Bey, bir yandan Ali Babacan ve en önemlisi Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin ciddi bir mücadelesi var. Çünkü niye? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanından alternatif arayanlar, tabanındaki alternatif arayan vatandaşlarımız veya Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bunların en çok
dikkatle takip ettikleri özellikle Adalet ve Kalkınma Gelecek Partisi'dir. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden de ciddi şekilde oy kayıpları olacaktır, olmaya devam ediyor. Orada hem İyi Parti'de hem Gelecek Partisi'nde ciddi şekilde oradaki taban takip ediyor böyle bir şeyi, böyle bir durumu. O nedenle bizler bu mücadeleyi verirken bir de Sedat Peker'in mücadelesi, yani Sedat Peker'in konuştukları ortaya çıktı. Sedat Peker'le ilgili de Adalet Bakanlığı'nın işlem yapmaması, Sedat Peker'le ilgili İçişleri Bakanlığı'nın işlem yapmaması, savcıların, Cumhuriyet Başsavcıların işlem yapmaması da dikkat çekici. Zaten Türkiye'de eğer gerçekten bir özgür basın olmuş olsaydı Türkiye çok bu ayıpları yaşamazdı. Türkiye bu kadar çökmelerdi, FETÖ borsasıydı, ihalelerdeki yolsuzluklardı, yoksulluklardı, yargı bağımsızlığının sekteye uğratılması, bunları yaşamazdı. Aynı zamanda yargı bağımsız olsaydı, özgür olsaydı, tarafsız olsaydı, objektif olsaydı Türkiye'de yine aynı şekilde bu yanlışlıklar yapılmazdı. Aynı şekilde STK'lar hakikaten sarı sendika olmasaydılar yine bunlar yapılmazdı. İşte böyle bir ortamda Sedat Peker de birilerinin karizmasını çizdi. Ve Türkiye'de bir daha iktidar değişimleri sancılı olmayacaktır. Önceleri sancılı olacağını tahmin ediyordum. Ama şimdi muhalefetin oyları %60'ların üzerine çıkmaya, iktidarın oyları ise %30'ların altına inmeye başladı. Böyle bir durumda Gelecek Partisi başat rol oynayacaktır. Valla ve en kısa zamanda bir erken seçim olacak. Ve bu erken seçimle evet. Selçuk Bey, şimdi partimiz ittifak düşünüyor mu? Efendim, biz şimdi Gelecek Partisi olarak bizler Gelecek Partisi'nin programını, Gelecek Partisi'nin vaatlerini, Gelecek Partisi'nin Türkiye üzerindeki iktidarın yapmış olduğu tahribatları konuşmak, 922 ilçede örgütlenmek, 81 vilayette örgütlenmek ve Anadolu'da 55 milyon oyuna talip olmak istiyoruz. Bu ittifaklar Türkiye'de partilerin dokusunu bozuyorlar. Türkiye'de partilerin dokusunu bozuyorlar. Ve niye iki partisiniz siz, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi? Eğer evet, siz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmuş olsaydı iki parti mi olacaktınız? Olmamış olsaydı olmayacaktınız. Ayrı ayrı girecektiniz. Belediyelerde bile defakto olarak kanun olmadığı halde, bir yasa çıkmadığı halde belediyelerdeki son seçimlerde defakto olarak ittifaklar yapıldı. Bu da aynı şekilde Türkiye'de iktidarı kaybetmemek. Yani bir yandan öbür tarafta Cumhurbaşkanlığını kaybetmemek. Bir diğer yandan belediyelerde İstanbul ve Ankara'yı kaybetmemek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adana'yı, Mersin'i ve Manisa'yı kaybetmemek gibi bir yaklaşımla ittifaklar yapıldı. Bunlar doğru değildi. Gelecek Partisi olarak bunların bir an önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden tam demokrasi için kuvvetli bir güçlendirilmiş parlamenter sisteme doğru dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi bir de mülteciler konusuna gireceğim Sayın Başkan. Suriye'den gelenler var. Bildiğimiz kadarıyla 4,5 milyon Türkiye'de artı 4 milyon da Suriye'de bakıyoruz. Ve bu arada Afganistan'dan göçler var. Bunlar ileride Türkiye için bir sorun teşkil eder mi? Tabii şimdi Suriye'de bir iç savaş meydana geldi. Burada Türkiye'ye bunların sığınmalarını doğru buluyorum. Yani bunlar o günkü şartlarda Türkiye'ye sığındılar. Hem Esad rejimi vardı. Daha sonra o boşlukla beraber oradaki otoriteyi tartışsak bile otorite, kamu otoritesinin boşluğu nedeniyle orada örgütler meydana çıktı. YPG gibi, PYD gibi, efendim IŞİD gibi, yani DAEŞ gibi. Kimisi İslam'ı kullandı, kimileri etnisiteyi kullandı, kimileri mezhebi kullandı. Bu örgütlere karşı orada bir güvensizlik oluştu. Yani kimin kapınızı çalacağını bilmiyorsunuz. Evet. Ki oradan gelen Suriyeli, Türkmen de, Kürt de, Arap da, oradan gelen Şii de, Sünni de, oradan gelen herhangi bir vatandaş da, herhangi bir kişi de Türkiye'ye gelirken kapısını geceleyin kimin çalacağını bilmiyordu. Kim gelip benim malımı alacak? Esadçılar mı gelecek? IŞİD'çiler mi gelecek? PKK'lılar, YPG'liler mi gelecek? Bunları bilmediği için o alandan kaçmak istedi. Fakat Türkiye bu süreci doğru yönetemedi. Türkiye bunların nerede konuşlandıracağını bilemedi. Türkiye'nin her tarafına dağılmış olmaları doğru değildi. Get dolaşmaları doğru değildi. Zaten Türkiye daha önce Güneydoğu Anadolu'daki bu terör olayları nedeniyle oradan göç edenlerle ilgili de bu konuları doğru yönetemedi.
Yine aynı şekilde kenar mahalleler oluştu. Bu insanlar zaten oralardan eşyalarını, evlerini, mülklerini kaybederek gelmişlerdi. Oralarda çok kötü şartlarda yaşadılar. Hayata tutunmaya çalıştılar. Türkiye kendi içerisindeki göçü bile zaman zaman çeşitli nedenlerle, iş nedeniyle, işsizlik nedeniyle, işte terör nedeniyle veya afetler nedeniyle, deprem nedeniyle bu göçleri bile doğru yönetememiş ki şimdi Suriye'den gelen 5 milyon mülteciyle ilgili bunu doğru yönetsin. Böyle bir akılları var mıydı? Yoktu. Böyle bir devlet aklı var mıydı? Yoktu. Bunu dizayn edecek bir organizasyonları var mıydı? Senkronize organizasyonları? Yoktu. O nedenle bir yandan o var. Bir yandan 2 milyona kadar da Türk cumhuriyetlerinden, Arap ülkelerinden, Afrika ülkelerinden, Afganistan'dan, Pakistan'dan, çeşitli ülkelerden gelen kişiler var bu ülkeye. Bunlarla ilgili de doğru yönetemiyor. Süleyman Soylu ne diyor? En başarılı olduğumuz alan sınır güvenliğidir diyor. Aferin. Çok güzel. O nedenle bu 7 milyon kişi geldi işte. Sınır güvenliğiymiş. Sınır güvenliğini böyle mi sağlıyorsunuz siz? Almanya böyle mi alıyor bunları? İtalya böyle mi alıyor? Bırak İtalya'yı, bırak Almanya'yı. Yunanistan böyle mi alıyor bunları? Rusya böyle mi alıyor bunları? İran böyle mi alıyor bunları? Siz herkesi sersem kendinizi akıllı zannediyorsunuz. Yo, millet çok akıllı. O nedenle bu mültecilerle ilgili de Türkiye'nin doğru bir politikası yoktur. Efendim meseleye vicdan diye bakmak, merhamet diye bakmak. Elbette ki bakalım vicdan diyerek. Merhamet diye de bakalım. Ama bunların hepsini Türkiye'nin peki, demografik yapısını bozmadan, evet, Türkiye'nin sosyoekonomik, sosyokültürel yapısını bozmadan ve insanlarımızla mağdur etmeden, mağduriyetler oluşturmadan ve de olumsuz algılara meydan vermeden bunu doğru yönetmeleri gerekiyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi 17-25 Aralık'tan bu yana Türkiye'yi kötü yönetiyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber 24 Haziran 2018 tarihinden itibaren ise Türkiye'yi yönetemiyor. Her alanda yönetemiyor. Bir yandan ekonomide yönetemiyor, dış politikada yönetemiyor, mülteci konusunda yönetemiyor, eğitimde yönetemiyor, rektörler konusunda yönetemiyor, işçi alımlarında, memur alımında yönetemiyor. Devletin kademelerine taşıdığı liyakat ve ehliyet konusundaki sınıfta kalmasıyla yönetemiyor zaten. Evet. Başkanım peki mültecileri geri gönderecek misiniz? Şimdi Türkiye'de bunlarla ilgili iki görüş var. Birileri diyorlar ki bunları geldiğimizde geri göndereceğiz. Birileri de hayır, bunların gitmemesi gerekir diyorlar. Aynen deveye sormuşlar, yokuş çıkacaksın, ineceksin. Deve de demiş ki ya bunun orta yolu yok mu, düzü yok mu diyerek söylemiş. Bunun düzü yok mu diye bakmak gerekiyor. Bunun orta yolu vardır. Bir, Suriye'de bir kere kesinlikle Türkiye'ye girmek isteyenler öyle sınırlarımızı kevgire çekir çevirerek giremezler. Burası bir ülke. Sınırlarımız bizim namusumuzdur. Evet. Sınırlarımız kesinlikle hiçbir kimse Almanya'ya kaçak göçek girebiliyor mu? Türkiye'ye de giremeyecek. Yunanistan'a kaçak göçek girebiliyor mu? Alıyorlar mı onlar oradan? Almıyorlar. Onlar için bunların bir kuralları vardır. Devletlerin kuralları vardır. Pasaportlar vardır. Bunlarla ilgili. Ama bunlarla ilgili şaibeler var. Ayhan Bey. Dedikodular var. Bu ülkelerden gelenlerle ilgili bulundukları yerlerde çok ciddi şekilde birilerine rüşvet vererek geldikleri söyleniyor. Ve birileri rüşvet alarak buralara getirildikleri söyleniyor. Bunlarla ilgili de araştırma yapılması gerekiyor. Bir diğer yandan Suriye'den gelenlerle ilgili Suriye'de bugün iki grup kalmıştır. YPG-PYD grubu kalmıştır. Orada Amerika ve de Rusya bir kanton devlet kurmak istemektedirler. Orada sanki sadece orada PYD'ler, YPG'ler yaşıyormuş gibi. Orada Araplar da yaşıyor. Orada Türkmenler de yaşıyor. Türkmenlerin Şii olanı var, Sünni olanı var. Arapların Şii olanı var, Sünni olanları var. Kürtlerin Sünni olanları var, başka mezheplere mensup olanları var. Veya başka başka mezhepler var. O nedenle bir kere herkesin o ülkeye dönecekler ortamı sallanması lazım. Peki dönerler mi? Bu Birleşmiş Milletler'in konusudur. Ben çoğunun döneceğini tahmin ediyorum. Yani herkes kolay kolay insanlar vatanını terk etmezler. Eğer orada güvenlik olursa, eğer orada demokratik bir ortam inşa edilirse bu 13 milyon dışarıdaki, Lübnan'daki, Ürdün'deki, Irak'taki, kısmen İran'daki veya başka ülkelerdeki, Avrupa'daki, Amerika'daki yani çok iyi şartlarda olanlar haricinde ki onlar da yine aynı şekilde ülkelerine dönerek kendi oradaki mal varlıklarını kaybetmek istemezler.
Bazıları iki vatandaş olabilirler. Bunların hepsi çok incelenip sık dokunması lazım. Ama 13 milyon kişi büyük rakamdır. Bunun 3 milyonu dönmezse 10 milyonu dönecek. Ve bir süre sonra da dönecek. Avrupa'ya gidenler çalışmaya gittiler. Yani zorunlu olarak vatanlarını terk ettiler. Nasıl zorunlu olarak? İş bulmak için. Yok, Türkiye'de kalacağız, tarlada tabanda çalışacağız deseydiler yine kalırlardı. Ama oraya Almanlar dediler ki, Fransızlar, Almanlar, İngilizler, Belçikalılar, Hollandalılar, Avusturyalılar, bizim ülkemizde işçi lazım dediler. Sirkeci'den bir tren kalktı, evin barkın viran kalktı. Oraya tahta bavullarla insanlar gittiler. Herkes mi gitti? Yok. Peki orada kaldılar mı? Kaldılar. Dördüncü nesil oradalar. Ama birinci nesil Türkiye'ye dönüyorlar. Onu görüyoruz. Çünkü vatanlarını onlar özlüyorlar. Onlar ekonomik orada şartlardan dönüyorlardır. Ekonomik şartlardan sayın da işte dönüyor olabilirler. Yani vatanlarını da seviyorlardır. Yani orada sadece ekonomik şartlar değil. Yani ülkelerini de adam diyor ki burada ölmek istiyorum. Yani yıllarca orada çalıştım, ülkeme döndüm. Bir kısmı dönmüyor, devam ediyor. Orada da aynı şekilde yine iş yerleri kurdular, çalışıyorlar. Türkiye'de de bir kısmı dönmeyebilir veya başka ülkelerde iş yeri kurarlar. Ama bunlarla ilgili de iyi araştırma yapmak lazım. Ama Suriye'den gelenler hiç geri dönmeyecek gibi davranmıyorlar. Ya öyle bir düşünceleri yok yani. Vatanlarında özgür bir ortam olursa, güvenlik olursa niye dönmesinler? Bir de bunlarla ilgili ciddi çalışmalar da yapılmamış vaziyette Türkiye'de. Ama yani buradaki Türkiye'deki 5 milyon kişiye anket mi yaptık biz? 5 milyon kişiye mi sorduk? Yani orada güvenliğiniz olursa, orada demokrasi olursa, orada çok partili hayat olursa siz ülkenize dönmez misiniz diye sorduk mu biz bunlara? Ama ne diyor? Kültürel yapı ülkenize var. Döner misiniz? Kültürel yapıdan dolayı şey yap. Burada neden çok anladım rahatlar mesela. Oradaki kültürel yapıyla buradakinin arasında çok fark var. Şimdi o yüzden burada biraz daha özgürlükçü olduğu için pek dönmeyi düşünmüyorlar. Bunlarla ilgili de bakın, ülkemizin insanları, onlara verilen bir ayrıcalık varsa, onlara verilen bir imtiyaz varsa o imtiyazları da kaldırırsınız. Bu ayrıcalıkları da ortadan kaldırırsınız. O zaman belki der ki ben kendi ülkeme döneceğim. Bir kere buradaki hukuksuzluğa müsaade etmezsiniz. Usulsüzlüğe müsaade etmezsiniz. Mafyalaşmaya müsaade etmezsiniz. Çeteleşmeye müsaade etmezsiniz. Haksız kazanca müsaade etmezsiniz. Siz bir yandan oradaki ortamı sağlarsınız Birleşmiş Milletler olarak. Selçuk Bey, dediğiniz şeyler, biz Uşak'tayız şu anda. Bu Uşak'tan yayın yapıyoruz. Bu dediğinizin hepsi Uşak'ta yaşanıyor. Hatta öyle işletmeler var ki dünya piyasasına ürün satıyorlar. Suriyeli'den başkası çalışamaz diyorlar. Aşağı yukarı 150-200 civarında çalışanları var. İçlerinde Türk çalıştırmıyorlar. Şimdi bunlarla ilgili de tedbir alırsınız efendim. Bu ayrı bir konu. Ama buradaki Suriyeliler eğer daha ucuz şartlarda çalışıyorsa bunlar da aynı şekilde kurallar koyarsınız. Bunlarla ilgili, Suriye'den gelenlerle ilgili var. Ucuz şartlarda çalıştırıyorlar. Türk'ü çalıştırırsa Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı onlara daha fazla para verecek. Daha fazla vergi verecek. O nedenle diyor ki ben buradan istifade edeyim. Hem bunların ucuz emek gücünden istifade edeyim. Onlar ayrı bir konu. Ama Suriye'de öncelikli olarak demokratik ortamın sağlanması lazımdır. Ondan sonrasını Türkiye'ye gelen biz hep beraber düşünürüz. Hangileri dönmek istiyor, dönmek istemeyenler kimler? Dönmek istemeyenler de eğer ülkemize katma değer sağlıyorlarsa kurallar dahilinde, ahlaki kurallar dahilinde, hukuki kurallar, evrensel kurallar dahilinde, hem evrensel ahlaka göre hem evrensel hukuka göre siz de bununla ilgili kanuni tedbirler alırsınız. Ben Türkiye'de birinci olarak düğmenin doğru bağlanmadığını düşünüyorum. İkinci olarak da bugün Suriye'de hala daha düzgün bir ortam yok. Hala orası Esed'in, hala orası aynı zamanda da YPG'nin, PYD'nin. Bu hem Amerika'nın işine geliyor, hem Rusya'nın işine geliyor, hem egemen güçlerin işine geliyor. Hepsinin işine geliyor. Orada Amerika Birleşik Devletleri ne işi vardı orada? Eğer Suriye'de hakikaten demokratik bir ortam olursa orada Amerika'nın üstleri olur muydu? Olmazdı ki. Ve orası Rusların Akdeniz'e açıldıkları kapıydı. İki tane süper devlet orada bilek güreşi yapıyor. Kendilerinden ölen yok hemen hemen. Ölenlere bakıyorsunuz Suriyeliler. Ölenlere bakıyorsunuz oradaki Türkler ve oraya gidenler, askerlerimiz. Bunlar ölüyorlar. Amerikan askerlerinin öldüğünü görüyor musunuz orada? Duyuyor musunuz? Rus askerlerinin öldüğünü duyuyor musunuz? Fransız askerlerinin öldüğünü duyuyor musunuz? O ortamı sağlayacaksınız. Bunu Birleşmiş Milletler sağlayacak. Suriye Suriyelilerindir efendim. Suriye'de demokratik, Gelecek Partisi olarak demokratik bir yapının inşa edilmesi tarafındayız. Orada mezhep partileri de kurulmasın. Etniste partileri kuracaklarsa kursunlar. Onlar Suriyelilerin kendi hakları. Ama bizim temennimiz partiler mezhep partileri olarak çıkmasın.
etnisite partiler olarak çıkmasın. Bakın Türkiye'de bir parti etnisiteyi sürekli olarak kaşıyor. HDP sürekli olarak etnisiteyi kaşıyarak bir siyaset yapmak istediğini söylüyor. Ama parti Marksist-Leninist bir parti. Parti terör örgütüne destek veren bir parti. Buna rağmen ben kapatılmasını istemiyorum. Orada kişiler suç işliyorlarsa onların cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü kapatılmalar etkiye karşı tepki meydana getirecek. Buradan aynı şekilde birileri, yani kendisini Kürt olarak kabul eden Kürt vatandaşlarımız veyahut da kendini Kürt hissedenler zannediyorlar ki bir Kürt partisi var orada. Orada Çerkez de var orada. Orada Ermeni de var, Türkmen de var, evet. Kürt de var, Zaza da var. Ve orada kimisi işte bura Kürt partisi diye oy veriyor. Kimisi Marksist-Leninist diye oy veriyor. Kimisi özellik olacak diye veriyor. Otonomi olacak, ayrı devlet kuracağım diye veriyor. Kimisi orada işte bunlar barajı aşsın diye veriyor. Bakın %10 barajı var, aşmazsa işte şöyle bir tehlike Türkiye'yi bekliyor diyor. Kimisi işte bunlara haksızlık yapılıyor diye oy veriyor. Burada bakıyorsunuz her katmandan oy alıyorlar. Sonuçta da %11'lik, %5'lik, %4'lük bir parti %11'leri 12'lere çıkartılıyor. Şimdi son zamanlarda da bunların konuşmaları nedeni, tarihleri nedeniyle hem Sayın Bahçeli'nin meseleye bakış açısı, bir yandan işte ben bunlarla mücadele ediyorum diyerek güya milliyetçi oyları kendisi toplayacak. Bir diğer yandan onları da aynı şekilde bir yere toplamaya çalışıyor. Gelecek Partisi burada çok ciddi şekilde AK Parti'den kaçanlar, HDP'den kaçanların oyuna talip. Ve hakikaten ciddi oy alıyoruz. %10'un üzerinde oyumuz gözüküyor Güneydoğu Anadolu'da. Böyle bir ortamda biz Suriye'de sosyoekonomik ve sosyokültürel yapılara bakış açısıyla bir partiler kurusun istiyoruz. Burada seçimler olsun. Orada parlamento olsun. Ama buradaki parlamento Türkiye'nin yaşadığı bu 75-80 yıllık tecrübeden dersler alsın. Ha, Türkiye buna rağmen 75-80 yıllık tecrübeye rağmen ders almıyor. Yani 80 yıllık yarım hisse mi doğurdu tecrübe? Geldiğimiz yer yine benim oğlum bina okur, döner bina okur. Evet. Geldiğimiz yer bir noktada teşbihimi mazur görün, ağam araba hikayesine doğru döndü. Biz Avrupa Birliği'ni hedef almalıyız. Avrupa ülkelerindeki demokratik hayatı Suriye'de oraları örnek almalı. Ve burada Suriye halkı en güzelliklere layık, demokrasiye layık, insan haklarına layık. Bunları yapabilmeliyiz. Orada Suriye halkı geleceklerini kendileri inşa etmeliler. O inşada da kan olmamalı. O inşada hoşgörü olmalı, tolerans olmalı. Fikirlerin çarpışmasından hakikat şimşeye doğar diyerek farklılıklara tahammül edilmeli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'yi kurarken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ister cumhuriyet diyordu. Ve İslam da itikatta birlik değil, amentüde birlik istiyordu ve fikirde birlik de istemiyordu. Aynı şekilde Suriye'de de fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür insanlar çıksınlar. Orada bir parlamenter sistemi inşa etsinler. Amentü'de bir olanlar orada. Bir diğer yandan da fikirde birlikler önemli değildir. Onların çarpışmasından hakikat şimşeye doğar diyerek yeni bir Suriye inşa etsinler. Artık yeter orada akan kan. Buradan karlı çıkan egemen güçler, zararlı çıkan Lübnan, zararlı çıkan Irak, zararlı çıkan İran, zararlı çıkan Türkiye, zararlı çıkan Suriye halkı. Niye biz zararlı çıkalım? Hep kazanan onlar mı olacaklar? Avrupalılar mı olacaklar? Ortada maalesef bu sorunlar. Bu sorunu Türkiye giderebilirdi. Türkiye örnek bir ülke olarak, yani 20 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'yi demokratikleştirebilir, Avrupa Birliği'ne dahil edebilir ve aynı zamanda Türkiye'de hukukun üstünlüğünü hakim kılabilirdi. Ama onlar çok partili hayat devam ederken kamil manada güçlendirilmiş bir parlamenter sistem yerine işte bir hilkat garibesi, ucube bir sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'yi tanıştırdılar. Sonuçta da düne kadar Gannuşi Türkiye'yi örnek gösteriyordu. Şimdi Gannuşi demokrasi örnek gösteriyor. Türkiye örnek alınacak bir ülke değil diyor. Eğer Türkiye bu coğrafyada kendisini örnek gösterebilecek bir pozisyon alabilseydi her alanında, demokrasisinde, insan haklarında, hukukun üstünlüğünde mesele kalmazdı. Bunun sonucunda da işte Orta Doğu, Afrika ülkeleri, Arap ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyetler sizi örnek alır. Sizin sisteminizi kendi ülkelerine taşımaya gayret sarf ederlerdi. Evet. Selçuk Bey, genç kuşak Gelecek Partisi hakkında ne düşünüyor? Şimdi mesele her toplumun her katmanına hizmet etmek gerekir, hitap etmek gerekir. Evet, Türkiye nüfusunun büyük bir çoğunluğu genç.
genç bir nüfusa sahibiz. Her ne kadar yaşlanıyor olsak da ortalaması, Türkiye nüfusunun ortalaması, biraz yaş ortalaması büyümeye başlasa da, yavaş yavaş doğumlar azalsa da Türkiye'de, bununla ilgili olarak şunu söylemek isterim. Gençler bize güvensinler. Gençler bizim geleceğimiz. Gençler dehalar Avrupa'ya gidiyorlar. Çünkü Türkiye'deki adalet sistemine güvenmiyorlar. Türkiye'deki eğitim sisteminin fırsat eşitliği yaratmadığını görüyorlar ve işe girerken de torpil olduğunu gördükleri için de ben ancak zekamı Avrupa'da, Avrupa Birliği ülkelerinde, Japonya'da, kısmen Amerika'da sağlarım, Amerika'da ve bazen de Çin'e gidenler var ama çok az. İsrail'e gidenler var çok az, Amerika'ya gidenler var çok, Rusya'ya gidenler var çok az. Japonya'ya gidenler artmaya başladılar ve gençler, biz size söz veriyoruz. Dehalarınızın kıymetini bileceğiz, zekalarınızın kıymetini bileceğiz. Yeteneğinizin kıymetini bileceğiz. Sınavlarda hiç torpil olmayacak. Mülakatsız öğretmen alımları, mülakatsız hakim alımları, mülakatsız işçi alımları, mülakatsız bir şekilde Türkiye'de bütün memur alımları yapılacak. Mühendis alımlarına, hakim, kaymakam, savcıya kadar. TUS'ta bu yapılıyor da tıpta uzmanlık diğerinde niye yapılmıyor? Bakın, Türkiye'deki tıptaki başarının, bugünkü sağlıktaki başarının en büyük mimarı tıpta uzmanlık sınavıdır. Kenan Evren ve arkadaşları yaptılar. Evet, darbeciler ama Türkiye'ye böyle bir iyilik de yaptılar kendileri. Öğretmen evlerinin kurulması, o günkü şartlarda YÖK'ün kurulması. Bugün Gelecek Partisi olarak YÖK'ün olmasını da istemiyoruz. Yeni bir sistemin üniversitelerin özel ve özgün olabileceği, özerk olabileceği bir sistemi inşa etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Gençler, bir diğer taraftan eğitimde fırsat eşitliği yok Türkiye'de. Bunu da biliyorlar. Yani zekalarına ve yeteneklerine göre okullar yapılmıyor Türkiye'de. Bir İmam Hatip dayatması yapılıyor. Doğru değil. Ben İmam Hatip'e karşı değilim. Benim eşim Kur'an kursu hocası. Allah'a çok şükür Müslümanım. İbadetlerimi de yapmaya çalışıyorum. Ve İmam Hatipler de gereklidir. Ama Türkiye'de ihtiyaç yoksa, herhangi bir okul açıyorsanız o israftır. Bunun adı fen lisesi de olsa israftır. Bunun adı sosyal bilgiler lisesi de olsa israftır. Bunun adı İmam Hatip de olsa israftır. Bunun adı endüstri meslek lisesi de olsa israftır. Ben Türkiye'nin özellikle organize sanayilerin çok olduğu yerlerde endüstri meslek liselerinin açılması taraftarıyım. Bizim çok ciddi sanatkarlara ihtiyacımız var. Zanaatkarlara ve sanatkarlara ihtiyacımız var. Bunları yapmamız icap ediyor. Gençlere vaadim şudur, vaadim. Sizin özgür bir şekilde Türkiye'de yaşantınıza karışmayacağız. Kıyafetinize karışmayacağız. İnancınıza karışmayacağız. Bu herkese için geçerli bu. Ve Türkiye'deki bu gençler, bu millet zekidir efendim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu gibi. Bu aziz millet çok etniklidir ama çok etnikli yapı birbirleriyle evlenirler. Burası Irak değildir. Irak'ta bir Arap, bir Kürt'le, bir Kürt, bir Arap'la, bir Arap veya bir Kürt, Türkmen'le kolay kolay evlenmezler. Suriye'de de bu böyledir. Güne kadar oradaki Suriye'deki Kürtlerin nüfus cüzdanları bile yoktu. Vatandaş muamelesi bile görüyor, insan muamelesi bile görmüyorlardı. Ama Türkiye öyle değildir. Türkiye kaynaşmış bir toplumdur. Bu toplumda biz hiçbir ayrım yapmadan bütün gençleri, çünkü burada çok etnikli olmamıza rağmen birbirimizle evlendiğimiz için zeki insanlar ortaya çıkıyor. Çok zeki insanlar. Dünyadaki zeki milletlerden bir tanesi de bizim milletimiz, Türk milletidir. Ve inşallah gençler hak ettikleri bir Türkiye inşa edecek. Çünkü burası turizm memleketi. İnanç turizminin zirvesi. Meryem Ana burada. İncil'de geçen 7 kilise burada. Ve bütün kültür turizmi burada. Roma burada, Bizans burada, Lidya burada, Sart burada, Büyük İskender burada, Büyük Hun İmparatorluğu burada veyahut da Timur İmparatorluğu burada, Selçuklu burada, Osmanlı burada. Şimdi bu kadar kültür turizmi var. Sağlık turizmi deseniz burada, jeotermalleriniz Avrupa'nın tamamından daha fazla bir jeotermal kapasitesine sahipsiniz. Deniz burada, güneş burada, kum burada ama siz bunları değerlendiremiyorsunuz. Tarım burada, tarımı değerlendiremiyorsunuz. Evet. Hollanda Konya kadar ama Hollanda sadece tohum ve çiçek satarak Türkiye bütçesinden daha fazla bir bütçe parası elde ediyor. İki kalemde. Diğer sanayini saymıyorum. Diğer ilaç sektörlerini saymıyorum. İlaçtaki başarılarını. İki kalemde Türkiye 1 trilyon dolarlık bütçeye sahip. Bu 1 trilyon dolardan daha fazla gelir elde ediyorlar. Bir diğer yandan suyumuz var bizim. Peki bu suları iyi kullanabiliyor muyuz? Bakın, kuraklığı yaşıyoruz. Kullanamıyoruz. Irmaklarınızı kullanamıyorsunuz. Ve burada göletler yaptıklarını söylüyorlardı. Bu göletler tamamlanmadı. Tamamlanan sulama kanalları yapılmadı. %75 bir noktada tamamlanan yatırımların bir noktaya geleceği söyleniyor. Diğerleri yapılmayacak deniyor. Hani uzaya gidiyorduk. Hani ne diyor Mustafa Varank? Uzaya adım adım yaklaşıyoruz.
Doğru, adım adım yaklaştığın için 100 yıldan varırsın sen oraya. Bir diğer taraftan ise ne diyordu? Uzaya 3 gidiş 3 geliş yol yapacağımızı söylesek herkes inanır diyordu Berat Albayrak'ta. Şimdi siz onu bırakın o yol yapmayı da, sen gel uzaya yol yapmaya, uzaya adım adım ulaşmaya, sen bırak bu şeyleri, gel sen şu yollarımızı yapalım. Bu, siz Uşaklısınız. Şimdi Uşak kanalına konuşuyorum. Ankara, Afyon, Uşak, Manisa, İzmir hızlı treni nerede? Aşağı yukarı. Ya ne yapacaksın sen uzaya adım adım gitmeyi? Sen gel buraya adım adım bitir ve kilometre kilometre bitir. %43'ü tamamlanmış bunun. Hani %100'ü? 2021'de açılıyordu. 2022'ye giriyoruz bakın. İşte neredeyiz? Ağustos ayına giriyoruz. Evet. 2021'de bitiyordu. 2022. Manisa'da bir göl, bir baraj. 18.08.2018'de tamamlanacaktı. Saat 18'de tamamlandı mı? Yarısı bile bitmedi be. Bitmedi. Kelebek Barajı. Şimdi siz göletleri bitirmemişsiniz. Siz Türkiye'deki organize sanayileri bitirmemişsiniz. Konuşuyorsunuz. Ve de uzaya gidecekmişiz. Affedersiniz. Ay'a adım adım gidiyormuşuz. Astronot arıyormuşuz. Ya Allah aşkına yapmayın bunları ya. İnsanlar 2800 lira asgari ücretle geçiniyorlar. Yerel değiştirmek durumda, için olabilir mi? Bunlar gündem değiştirmek için de olabilir. Algı gerçeklerin önündedir. Bunlar Göbels'e rahmet okutuyor birileri. Propaganda konusunda Göbels'e rahmet okutuyorlar. O nedenle ben diyorum ki Türkiye'de yapılacak işler, burası madenlerin de zirvesidir, tarımın da zirvesidir, suyun da zirvesidir, turizmin de zirvesidir. Gençler, hak ettiğiniz yere ulaşacaksınız. Üniversiteleri yüksek ortaokul olmaktan da kurtaracağız. Yüksek liseydi bireler, iyice irtifa kaybetti. O nedenle gençlere biz buradan diyoruz ki gençler, gelecek sizin. Başka ülkelere gidebilirsiniz. Orada bir şeyler, bilgi toplumu olmak için bilgi hırsızlığı yapabilirsiniz. Ama ülkenize geri dönün. Ve buradan gri pasaport alarak gidenler var. Bu gri pasaportlar da Türkiye'de hiçbir şey açık değil. Ayhan Bey, şeffaf öyle değil. Mi? Ne ihale şeffaf, ne yurt dışına gidenler şeffaf, ne gri pasaportlar şeffaf, ne Türkiye'deki eğitim şeffaf, ne Türkiye'deki belediyeler şeffaf, ne üniversiteler şeffaf, ne bakanlıklar şeffaf. Bunu görüyoruz. Bakanlığına işte dezenfektan satan bir bakan, alıcı ve satıcı. Ve bakanlık bittikten sonra, bunu ortaya çıkardıktan sonra muhalefete Cumhurbaşkanı suçlamada bulunuyor. Ruslar Pekcan'a teşekkür ediyor. Ve 50 küsür bin liralık bir maaşla da bir yere yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlığını yaptın. Ne yapacaksın yönetim kurulu elini be? Selçuk Bey, orada senin maaş demişken 2-3 yerden maaş alan bürokrasi var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İktidara geldiğinde. Efendim, bunlarla ilgili uzun zamandır konuşuyoruz. Biz zaten parti kurarken, parti programı ortaya çıkarken bunları söyledim. Bu yönetim kuruluklarını yeniden dizayn etmemiz lazım. Bunları Türkiye'de 2 yerden, 3 yerden, 4 yerden, 5 yerden, 6 yerden, 7 yerden, 8 yerden, 9 yerden, 10 yerden, 11 yerden maaş alanlar var. Ama Mahir Ünal'a ve Ömer Çelik'e göre bunlar efendim çok yerde çalışıyorlar ama bir yerden maaş alıyorlar diyorlardı. Ben de diyorum ki Pinokyo, yalan söyleyen Pinokyo olsun mu? Burnu büyüsün mü? Ben bilgi edinme yasası çerçevesinde CİMER'e yazı yazdım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yazı yazdım. Ve Cumhurbaşkanlığı'na yazı yazdım. Cevap sadece CİMER'den geldi. Efendim konu çok çetrefilliymiş. Cevap veremezlermiş. Niye cevap veremiyorsunuz? Bu Mahir Ünal'la Ömer Çelik yalancı mı olacaklar? Olmasınlar. Doğruyu söyleyelim. Bununla ilgili bir kanun çıkartın. Şimdi görüyoruz basında çıkıyor 2 yerden, 3 yerden, 4 yerden maaş alanlar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı önceleri başka yerden maaş almadığını söylüyordu. Sonra Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi olduğunu söyledi ama buradan huzur hakkı aldığını, aldığı parayı da hayır kurumlarına verdiğini söyledi. Hangi hayır kurumları? Yok. Kaç para? Hangi tarihten itibaren vermeye başladı? Hangi tarihte görevin oldu? Yok. Orada Tarım Kredi Kooperatifleri genel müdürü olan şahısla ilgili 11 yerden maaş aldığı söylendi. Kaç yerden maaş aldığını açıklasın. Huzur hakkı dahil olmak üzere, ücret dahil olmak üzere çıkartsın. İşte bunlar benim dekontlarımdır. Bunlar benim bordrolarımdır diyerek söylesin. Biz de eyvallah diyelim. Özür dileyelim bu insanlardan. Ama her gün bunların 2 yerden, 3 yerden, 5 yerden 50 bin lira, 100 bin lira, 70 bin lira, 80 bin lira para aldıkları ortaya çıkıyor. Bunlar doğru değil. Gelecek Partisi olarak geldiğimiz zaman orada yönetim kurulları, bunun yönetim kurulları arpalık olmayacaktır. Birilerine peşkeş çekilmeyecektir. Buralarda o meslekle ilgili uzmanlar olacaktır. Mesela Soma'da maden kazası olduğu zaman şunu söylemiştim. Uygulanmadı. Ben Soma Maden Kazası'nın araştırma komisyonu üyesiydim. Şunu söyledim.
Buraya Çalışma Bakanlığı'nın müfettişleri geliyor. Buraya İçişleri başka bakanlıklar, işte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müfettişleri geliyorlar. Orada şöyle bir söz söylüyorlardı. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemem. Rakı balık ayvalık. Gelen müfettişleri, iyileri, tenzilerin buraya götürdükleri, orada inceleme yapmadıkları, iyi, her şey iyidir diye rapor yazdıkları söyleniyordu. Şimdi soruyorum. Eğer siz bu yönetim kurulukları üyelerini atarken ciddi bir kanun çıkartsanız, buralarda barolardan, işte ilgili kuruluşlardan, işte nedir, odalardan, maden mühendislerinden, jeoloji mühendislerinden, efendim sivil toplum kuruluşlardan insanlar da olsa, her partiden insan burada bulunsa, her partiden mecliste bunlar oluşturursa, buralarda yolsuzluk yapılır mı? Burada 2, 3, 4 yerden maaş alınabilir mi? Alınmayacak diye bir yasa çıkaracaksınız. İşte bitti. Huzur hakkı alacaksınız diyeceksiniz. Ve o da çok düşük olacak. Ne diyecek? Asgari ücreti geçmeyecek diyeceksiniz. Ama geliyorsunuz 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin. İnsanlar asgari ücretle alıyorlar. Alamayan da var. İşsiz %30, genç işsiz. %17 yaşlı işsiz, yetişkin işsiz. Türkiye'de çok %47'lik, %50'lik bir işsizlik oranı varken siz kalkıyorsunuz. 3 yerden, 5 yerden maaş alıyorsunuz ve utanmadan da bunları zaman zaman itiraf ediyorsunuz. Zaman zaman da inkar ediyorsunuz. Zaman zaman da hayır, bir yerden maaş alıyor diyerek de yalan söylüyorsunuz. Doğru değil bunlar. Sonra da basında çıkıyor aldı. Çıkıyor ama hep algıyı da yönetmek istiyorlar. Efendim bu sefer de belli bir kanallar izlendiği için, belli televizyonlar izlendiği için, belli YouTube kanalları izlendiği için, belli bir gazeteler okunduğu için de bu vatandaş oradaki Ömer Çelik'in veyahut da Mahir Ünal'ın dediğine kendi kanallarında konuştuğu için ona inanmaya çalışıyorlar. İşte büyük doğalgaz rezervleri çıkıyor. Uzaya gidiyoruz, Ay'a gidiyoruz. Efendim işte üç geliş yol yapıyoruz uzaya. Bir diğer yandan büyük petrol yatakları buluyoruz. Bir yandan büyük gemilerimiz oluyor. Oruç Reis gibi, Hızır Reis gibi Doğu Akdeniz'de petrol arıyoruz. Doğalgaz arıyoruz. Sonra geri limanlara geri çekiyoruz. Bunlarla ilgili bakın Türkiye'nin çok ciddi bir şeffaflığa ihtiyacı var. Hesap verilebilirliğe ihtiyacı var. Denetlenebilirliğe ihtiyacı var. Evet. Türkiye'nin bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı var. Eğer Türkiye'de bir temiz eller operasyonu yapılsın, vallahi de, billahi de, tallahi de rektörlerin çoğunluğu, belediye başkanlarının çoğunluğu, siyasetçilerin çoğunluğu, bürokratların çoğunluğu bugünkü mal varlıkların hesabını veremezler. Cumhurbaşkanlığı sistemi devam edecek mi? Parlamenter sisteme geri mi dönülmesi tarafındasınız? Evet, biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşıyız. Güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yanayız. Geçmişteki parlamenter sistem de parlamenter sistem değildi. O da kördü, topaldı, şaşıydı. O da eksikti. Azalardan bir tanesi eksikti, çolaktı. Şimdi kalbi zaman zaman tekliyordu. Zaman zaman hafızasını kaybediyordu. Siyasi partiler yasası değiştirilmeli. Ama bu siyasi partiler yasası AK Parti ve MHP'nin niyeti şeklinde değiştirilmemeli. Onlar yeni partiler parlamentoya girmesin diye çalışmalar yapıyorlar. Siyasi partiler yasası ve seçim kanunu üzerinde oynayacaklar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, daha ne kadar yüce olursa olsun yol onun üzerinden aşarmış. Ve siyasi partiler yasası değişmeli. Seçim kanunu değişmeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü değişmeli. Partilere demokrasi gelmeli. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne demokrasi gelmeli. Sonra Türkiye'ye demokrasi gelmeli. Tercihli seçim sistemi olmalı. Bunları yapabilmeliyiz. Biz tam ve kamil manada bir parlamenter sistemden yanayız. Yani tam demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bundan yanayız. Bunu istiyoruz. Yani burada aynı zamanda millet iradesi tam ve kamil manada tecelli etsin. Kuvvetler ayrılığı tam ve kamil manada tecelli etsin. Yargı, yasama ve yürütme ayrı olsun. Türkiye'de liyakat ve ehliyet önem verilsin. Eğitimde fırsat eşitliği, gelir dağılımında adalet olsun istiyoruz. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'ye kötülük yapıyor. Çoğulculukla Türkiye yönetilmez. Çoğunlukla Türkiye yönetilmez. Ancak çoğulculukla yönetilebilir. Çoğunlukla ben geldim, istediğimi yaparım. Kanal İstanbul'u yaparım. Ben istediğimi yaparım. Efendime söyleyeyim, COVID tahvili çıkartmam. Yerel yönetimlerde belediyenin topladığı yardımlara el koyarım. Bir yandan deprem paralarına el koyarım. Farklı farklı düşünsem de hesap vermem. Bunlar doğru değil. Doğrusu Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde güçlendirilmiş parlamenter sistemle tanışması. Biz bunu yapacağız. Önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle gireceğiz seçimlere. Ardından da 2 yıllık, 3 yıllık parlamentodaki bir restorasyon dönemiyle, bir revizyon dönemiyle
Türkiye'yi normalleştireceğiz. Akabinde de Türkiye'de Allah nasip ederse yeni bir parlamenter sistem oluşturacağız. Evet. Sayın Özda, şu anda Gelecek Partisi'nin oy oranı kaçlarda gözüküyor? Bir anket yaptırdınız mı? Eğer Türkiye'de bugünkü baraj %10, baraj aşacağız. Çünkü biz iddialıyız. 2, 7'ye düşürülse 7 aşacağız. 5'e düşürülse 5 aşacağız. Bizim bir baraj endişemiz yok. Baraj sorunumuz yok. Yani o anket firmalarının yaptıklarında vatandaşlar korkuyorlar hala. Türkiye'de devletin sopasını hala hükümet vatandaşın üzerinde denemek istiyor. Bir yandan da iktidar havucuyla insanları avlamak, şikar yapmak bunu istiyor. Bir diğer yandan FETÖ karasıyla da insanlara çalmak istiyor. Terör örgütü karası da çalmak istiyorlar. Böyle bir ortamda insanlar düşüncelerini söyleyemiyorlar. Türkiye'de %20'nin üzerinde kararsız var. Kararsızların tamamını muhalefete yazın efendim. Kararsızlar, özellikle yeni kurulan partilere yazın bunu. Ve bu şekilde, bu durumda bizim oldukça ciddi bir oy potansiyelimiz var. Ve Karadeniz'deydik, Gümüşhane'deydik, Bayburt'taydık. Sayın Genel Başkan'ın otobüsünün önündeydiler. Bizimle çok ciddi teşkil mesaide bulundular. Erzurum'daydık. Ben Eskişehir'deydim, Kütahya'daydım. Şimdi Muğla'dayım. Yakın bir zamanda 3-5 gün sonra Denizli'de, Afyon'da ve Uşak'ta olacağım Allah nasip ederse. Sayın Genel Başkan bugün Konya'daydı, dün İstanbul'daydı. Bütün o arkadaşlarımız 18 grup halinde, 5'erli, 6'şerli kişiler halinde, bir heyetler halinde Anadolu'yu geziyoruz. Bir, basınla buluşacağız. 2, STK'ları ziyaret edeceğiz. 3, esnafla, vatandaşla buluşacağız. 4, mini danışman yapacağız. Arkadaşlarımızla bir araya gelip o şehrin nabzını tutacağız. Başaracağız. Başarmak zorundayız. Türkiye fakirleşiyor. Türkiye güvenini kaybediyor. Güven duygusu azalıyor Türkiye'ye. Vatandaşın devlete güven duygusu azalırken başka ülkelerin Türkiye'ye güven duygusu azalıyor. Biz yeniden bir adalet sistemini inşa edeceğiz. Çünkü devletlerin dini adalettir. Bunu da biliyoruz. Evet. Bir herhangi bir baraj sorunumuz yoktur. Göreceksiniz. Türkiye'de büyük bir sürpriz yapacağız. Menderes'in yaptığı gibi, aynen Özal'ın yaptığı gibi, Demirel'in yaptığı gibi sürprizlere herkes hazır olsun. Evet. Derin bir dalga geliyor efendim. Dipli dalga geliyor. Dipli dalga geliyor. Hesap soracak bir halk geliyor. Programımızın sonuna yaklaştık Sayın Özda. Son olarak neler söylemek istersiniz? Efendim, Türkiye'de bütün demokratları uyanmaya davet ediyorum. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak isteyenler ayağa kalkın. Meşru zeminlerde, hukuki zeminlerde ve ahlaki zeminlerde. Devleti liyakatla, ehliyetle buluşturmak isteyenler ayağa kalkın. Eğitimde fırsat eşitliği, gelir darımda adalet diyenler ayağa kalkın. Ve Türkiye'de devletin dini adalettir diyenler ayağa kalksın. Kanunlarımızı ve hukukumuzu adaletle buluşturmak isteyenler ayağa kalksınlar. Türkiye çok zengindir. Zengin ülkenin fakir bekçiliği yapmak istemiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı, koalisyon hükümeti bizi geçmişte kıyaslıyorlar. İşte efendim Ecevit dönemine göre, efendim işte MHP, DSP, ANAP iktidarına göre iyiymişiz. Evet, iyiyiz. Peki Avrupa'ya göre iyi miyiz? Almanya'yı saymıyorum. Hollanda'yı söylemiyorum. İtalya'yı söylemiyorum. İngiltere'yi. Ya şu Portekiz'e göre iyi miyiz? Romanya'ya göre iyi miyiz? Macaristan'a göre iyi miyiz? Bulgaristan'a göre, Yunanistan'a göre iyi miyiz? Neden biz Avrupa ile kendimizi kıyaslamıyoruz da geçmişteki iktidarlarla? Biraz sağlık düzeldi. Biraz ulaşım yapıldı. Onların da hesabını vermiyoruz zaten. 1 liralık malı 4 liraya veriyoruz. 1 liralık ihaleyi 4 liraya ihaleye veriyoruz. 1 liralığı 5 liraya veriyoruz. Denetlenmiyoruz. Sayıştay yok. Türkiye'de müfettişler yok. Ve Türkiye'de inşallah Allah nasip ederse herkes uyanacak. Ve bu uyanışla beraber Türkiye'ye gerçek demokrasi gelecek. Türkiye zengin bir ülkedir. Bu zenginliği bütün insanlığa takdim edecek kadar bir bilgi birikimi vardır. Siyasetçinin seviyesini düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Siyaset kurumunu yükseltmemiz lazım, seviyesini yükseltmemiz lazım. Ve Türkiye'de Cumhuriyet Savcılarını lütfen göreve davet ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Yüz Yüze programı olarak Kanal 64'de sizlere, gazetecilere, yerel yönetimlere nice Cumhuriyet Türkiye'si yaşasın. Benim ülkemde yaşasın Uşak derim, yaşasın Manisa derim, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti derim. Evet sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.